Nasıl bir iklimdeyiz? Ben tabii sayın komutanlarım hep askeri yönden ve stratejik yönden değerlendirdiler. Ben özellikle önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bir kere en önemli nokta bizim güvenliğimiz açısından buradaki köy, kasaba, şehir ve nüfus toplamda demografik yapının şekli değişti. Şekil değişikliği olunca bu Irak'ın kuzeyinde de Suriye'nin kuzeyinde de halen böyle. Bu şu demektir aslında, tehlike şudur. Şimdi PKK'nın veya YPG'nin fark etmez isim değişikliği onun siyasi idari tarzını oluştururken hangi temeller ve hangi felsefe üzerinde olduğunu anlamak lazım. Bu isimlerden başlar. Kobani gibi, Rojava gibi. Yani bir ideolojisi var. Buradaki Osmanlı döneminden veya çok eski Selçuklu döneminden veya eski Emevi Abbasi döneminden gelen o yerleşik düzen isminin değiştirilmesiyle başlar. İsim değişiklikleri. Aynel Arap'ı Kobani olmuş. Mesela Arap Pınarı'dır Osmanlı döneminde. Sonra Araplaştırılmıştır bölge, Arap Pınarı olmuştur Suriye'deki Arap iktidarı döneminde. Şimdi de Kobani oldu. Yani bu niye değişiyor? Bu bir kere devletleşmenin terimler üzerinden ifadesiyle oluyor. Yani önce siz oraya bir düşünce getiriyorsunuz ve oradaki insanlara bir düşünce veriyorsunuz. Diyorsunuz ki burada işte ben 3 bölgeye ayıracağım burayı. Irak'ın kuzeyinde isimlerim işte kanton diyor, kanton bu. Suriye'nin kuzeyindeki kanton bu. Türkiye'de merkez Hakkari. Hakkari'deki bütün bu kantonların merkezi de Hakkari'de. Yani biz teşekkür ederiz yani hem askeri kaynaklarımıza hem polis istihbaratçılarımıza bize güzel makaleler bıraktılar. Yani son 30 yılda aslında tarihsel girişime bütün arkadaşlar çalışmışlar. Tek tek de bu felsefeyi ortaya koymuşlar. Devletimize de envanter bırakmışlar. Dolayısıyla biz önce bu düşünceyi anlayacağız. Bura bölündüğü zaman devletleşme oluyor, görüyoruz. Irak'ın kuzeyinde oluyor. Suriye'nin kuzeyinde de başladı bu. Yani bu nasıl bir idari sistem olacak ve isimler ne olacak? Kimler yaşayacak ve kimler hangi bölgede ne kadar yaşayacak? Bunların da idari düzeni ne olacak? Nasıl yönetilecekler? Yani bunu anlamak bakımından bak, ne kadar tehlikeli bir şey aslında bu. Ve bize televizyonlarda bu isimleri de tartıştırıyorlar yani. Ne kadar tehlikeli olmuşlar yani. Şimdi dolayısıyla bir kere Türkiye açısından en önemli güvenlik meselesi buradaki demografik yapının, bizde zaten bunların kayıtları var. Musul Kerkük dahil, Süleymaniye dahil, Kamışlı dahil, Aynel Arap, Arap Pınarı dahil, Afrin dahil, İdlib dahil, eskiye göre bizim masaya oturduğumuz zaman fark etmez ister Irak'la ister Suriye'ye elimizde belgelerimizle masaya oturacağız. Ben askeri yönünü konuşmuyorum. Yani zaten askerlerimiz çok başarılılar, yıllardır başarılılar. Asker işini yapıyor da siyaset ve düşünürler veya işte işi planlayanlar işini yapıyor mu ona bakmak lazım. Masaya oturduğunuz zaman. Elinizde sizin demografik yapı. Bakın arkadaş, Musul Kerkük nüfusu bu kadar Türkmen vardı. Nerede bu Türkmenler? Nereye gitti? Balkanlardaki gibi yani. %50 Balkanlarda Türk Müslüman nüfusu. Nereye gitti bunlar ya? Malların mülkleri ne oldu yani? Herkes malının mülkünü İstanbul'da soruyor hesabını. Bütün Rumlar hesabını soruyor İstanbul'da. Sayın hocam, vakıflarının filan. İstanköy'de sen soruyor musun? Ben bugün bir soru sormuştum. Bu konuyla ilgili. Devletin pozisyonu nedir? Siyasetçilerin pozisyonu nedir bu durum karşısında? İyi hesaplamamız, iyi bakmamız lazım. Evet. Devletin pozisyonuyla siyasetçilerin pozisyonu ayrı ayrı olabilir. Çünkü siyasetçi seçim ne hazırlık yapıyor vesaire falan. Bir de bu yönden de bakmakta yarar var diye değerlendiriyor. Çok doğru Sayın Paşam. Yani ama biz nihayetinde devletimizi temsil ediyoruz. Yani biz devletimiz adına düşüncelerimizi ilat ediyoruz. Biz siyasetçi değiliz. Devletimizi temsil ediyoruz. Asker elbette harekatı, askerimizin pozisyonunu biz de hocalar olarak düşüncemizi söyleyeceğiz. Gerçek düşüncemizi söyleyeceğiz burada. Bir kere Türkiye'nin siz orayı askeri olarak kontrol edebilirsiniz. Orayı alabilirsiniz. Misak-ı Milli'yi de tamamlayabilirsiniz. Ama insanın nüfusunu tamamlayamazsan bölgenin eski yapısına kavuşturmazsan bir gün zayıf kalabilirsiniz. Zayıf kaldığınızda orada yine o devlet neşu neva eder. Bakın Rusları kimse anlamadı. Ukrayna meselesi buna benzer. Ben örnek veriyorum. Ruslar Ukrayna'ya neden müdahale ettiler biliyor musunuz? Harkiv'den yani Küçük Rusya denilen yer var. O ırmağın, Dniester'in bize göre sağ, yukarıdan sol yanı, Rus tarafındaki yanı.
%70-80 Rusça konuşur. Rus kökünden, Rus etnik yapısından olmasa bile Rusça konuşur ve Ruslara yakın hisseder kendini. Putin harekata başlamadan evvel de başladıktan sonra da ve oradaki hangi profesöre, hangi düşünüre giderseniz gidin oradaki katmanı, oradaki demografik yapıyı Ruslardan sayar. Onlar bizim parçamız. Orada bir harekat olmayan onların soykırıma uğraması, onların yerinin değiştirilmesi Rusya'yı rahatsız eder. Dolayısıyla müdahale etme hakkı vardır. Rusya bunu bahane, ya bunu öne sürerek ve Birleşmiş Milletler'de de o hakkını kullanarak o ben harekat yapıyorum, savaşıyorum demiyor hala. Bakın. Kırım'da da aynı şeyi yaptı. Ve plebisit yaptı, %74 aldı. Şimdi ben bize soruyorum. Bizim akademisyenlerimiz ve bizim düşünürlerimiz aynı şeyi Suriye'nin kuzeyindeki Türkmen bölgeleri veya bizim kalıntılarımızda devam ettiler mi? Musul Kerkük'te o haklarına devam ettiler mi? Büyük devlet böyle olur. Büyük düşünce de böyle olur. Orada o insanlar yok edilirken, yani Süryanisinden tutun Yezidisine kadar demografik yapı yok edilirken, orası bilmem ne grubuna teslim edilirken bizim düşünürlerimiz ne dedi? Televizyonlarda bu birliği biz sağladık mı? Şimdi her şey askeri şey değil ki. Her şey askeri operasyon değil. Orada insan lazım. Yaptığınız insanlar nerede? Öyle bir iklim yok artık orada. İnsanlar ya, pılını pırtısını toplayıp Türkiye'ye şimdi kaçıyor. Demek ki yapmak gereken şu. Bir kere güvenliği sağlayıp buradaki anlaşmanın şartı. Evet. Şart ne oldu? Masaya oturduğunuz zaman kardeşim burada geleneksel bir yapı vardı. Herkesin malı mülkü var. Tarlası, tapanı var. Arazisi var. Bu malların yok olmaması lazım. Bu kültürün buradan gitmemesi lazım. Eski kültürümüz neyse bakın bizim bir de bak ne Amerikalılara ne Ruslara veya ne İranlılara yani bugünkü yapı itibariyle bizim buradaki bölgemizin yapısı benzemez. Düşünce sistemimiz de benzemez. O da anlaşılmıyor mesela. Ruslar bölgeye geldiler ne düşünür Ruslar? Ruslar orada şunu düşünür. Burada gruplar yaşar. Etnisite grubu yaşar. Folklorik olarak farklı gruplar vardır. Etnisite ve folklorik gruplar. İşte dinsel olarak farklı gruplar. Ben hepsine de yatırımımı yaparım. Herkese burada kendi hakkını veririm. Çünkü bu benim ülkemin dışındaki bir mevzu diye bakar. Herkese bugün de aynısını yapıyor. Bakın her bölgede farklı farklı. PKK ile de beraber olduğu bölgeler var. YPG ile de beraber olduğu bölgeler var. Araplarla da, İranlılarla da belli. Şimdi orada kendi düşünce sistemine kadar normal davranıyor. Amerikalılar da geldiği yerde Amerikalılar ne yapıyor? Ben burada bir proje yaptım. Burada ben bir devlet kuracağım. Uydu devlet. Bu devlet benim. İşte Orta Doğu'da bir projem var. Ona hizmet edecek. O da kendine uygun yatırım yapıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleneksel politikası nedir? Irkçı davranamaz. Büyük bir imparatorluğun. Yani ırkçı olarak davranamaz onlar gibi. Hiç kimseye yatırım yapamaz. Türk Devleti'nde böyle bir gelenek yoktur. Hepimiz biliyoruz bunu. En iyi de askerler bilir. İkincisi, mezhepsel de davranamaz. Türk Devleti'nin böyle de bir geleneği yoktur. Her zaman laiktir. Şimdi bakmayın Cumhuriyet'ten sonra. Tarihsel boyunca laiktir. Asla mezhepçi davranamaz. Mezhebe de yatırım yapamaz. Herkesi eşit görür. Adaletçidir. Herkes yerli yerindedir. Kimsenin diliyle filan uygulamaz. İşte 1000 yıl yönetmişiz. Herkes aynı kültüründe devam ediyor. O zaman yapacağı şey şudur. Kendi geleneğiyle bölgeye gitmek ne Amerika'nın aklıyla, ne Rusların aklıyla, ne de İran'ın aklıyla. Mezhepsel de davranamaz. O zaman kendi kültüründe olduğu gibi davranacak siyasi olarak. Ben burada, bakın benim elimde 1960'tan günümüze şöyle şöyle belgeler var. Osmanlı döneminde de belgelerimiz budur. Hatta bütün anlaşmalar, Ankara Anlaşması'ndan tutun her şey Fransızlarla, İngilizlerle, Ruslarla yaptığımız anlaşmalarda ortada. Bakın burada belgeler budur arkadaş. Güvenlik de buradan geçer. İnsanlığın kardeşliğinden geçer. Öyle Esed'in bilmem neyiyle. Ben kusura bakmayın. Esed'le görüşürsünüz ama şartlarınız olur. Görüşeceksiniz tabii. Ama şartı var. Orayı siz bir mezhebe bırakırsanız Türkiye'de önünü alamazsınız. Orayı bir ırkın bilmem devleti yaparsanız yine yarın bölücülük. Bitmez ki bu. Yani o yüzden çok dikkatli olmak lazım derim ben. Önce felsefeyi anlamak lazım.
buradaki yapılacak şeyi iyi anlamak lazım. Türkiye'nin şeyini de hesap... Türkiye zaten kendi içinde bunu kurmuştur. Cumhuriyet de çok başarılı olmuştur. Ben her zaman bunu söylerim. Bütün eksikliğimize rağmen biz mükemmel bir geçmişimizden geleceğe vakıf devlet olarak gidiyoruz. Ama dışarıdaki unsurlarımızı da buna adapte edecek, bizim bu felsefemize adapte edebilecek çözümü burada yaparsak, çok dikkatli olursak ki olacaktır. Ben tecrübe kazandığımızı düşünüyorum. Peki. Yani bu söylediklerim benim şey olarak anlaşılmasın. Biz tecrübe kazandık. Herkes tecrübe kazandı bu işten. Irak diye bir devlet yok artık. İnsanlar öldü. Suriye diye bir devlet yok. Perişan oldu. Artık tecrübe kazanmışlardır diye düşünüyorum yani.